Ve Ankara motorun altına girerek değil de üstüne çıkarak motordaki arızayı bulmaya çalışan o ustayı konuşuyor. Hasan Demir'den bahsediyoruz. Hasan Demir bir motor ustası efendim. Arızalı araçtaki sesi tespit edebilmek için ilginç bir yöntem kullandı. Hasan Usta'dan habersiz çekilip paylaşılan o videoda izleyenlere işte meslek aşkı budur dedirtti. Mekanik sesi bulmamız için o şekilde bir yöntem yapmamız gerekiyordu. Onu uyguladık. Bu şekilde gittim yani. Ve tekerden geldi fark ettik. Evet fark ettik. Otomobil doktoru olarak bilinen Hasan Usta işini o kadar severek yapıyor ki arızayı tespit ederken ilginç yöntemler kullanıyor. Öyle olunca da devam ettim. Babadan o da devam ettim. Kabın üstüne yatıyordum, üstüne çıkıyordum. Bayağı şeyler oluyordu. Bagajın içine girmeden. Bagajın içine giriyordu. Sesleri bulandım diye. Bizim ustalarımızdan gördüğümüz bir yöntem. Çocukluğundan beri ilgisi olan mesleğini çok severek icra eden Hasan Usta'nın kullandığı o ilginç yöntem sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Milyonlara ulaştı. Bu sıra dışı yöntemin hikayesini de Beyaz Haber'e anlattı. Müşterimiz buraya bir ses dolayısıyla geldi. Sesi aradık. İlk önce aracı bir lifte kaldırıp kontrol ettiğimizde sesini tespit edemedik. Yani bu şekilde de müşteriyi göndermek istemedim. Çünkü tehlikeli bir durum. Kaputu açman için oturum bu şekilde kullan dedim. Arızayı tespit ettik. Onu artık bir gönderdik. Bu şekilde gittim yani. Ve tekerden geldi bu fark ettik. Evet fark ettik. Giderken daha garanti oluyor tespit ettiğimiz. O yüzden o şekilde kontrol ediyoruz. Sanayi ustalarını bilirsiniz. Genelde arabalardaki sorunları anlayabilmek adına arabaların altına yatarlar. Ancak Ankara'daki Hasan Usta öyle ilginç bir yöntem kullanıyor ki arızaları tespit edebilmek adına arabaların üstüne yatıyor. Üstelik arızayı araba seyir halindeyken tespit ediyor. İlk defa burada gördük. Kimse canını tehlikeye atıp bunu yapmaz. Hani belki ben kendimi tehlikeye attım ama ben atmamış olsam, bu insanı bu şekilde göndermiş olsam belki daha çok işe yaralanacak. Ve o vicdan azabımı çekmemek için kendimi biraz tehlikeye atmak zorunda kaldım yani. Hasan Usta'nın kaputun üstündeki bu hassas çalışması birileri tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu durumdan haberi bile olmayan Hasan Usta ve ailesi olumlu tepkilere sevindi ama olumsuz yorumlara biraz kırıldı. Oradan bir vatandaş görmüş çekmiş, habersiz de yayınlamışlar. Daha sonradan başka birisinin aracıyla gördük yani videoyu. Sonuçta onu iyi bir niyetle yaptık. Para amaçlı veya şov amaçlı yapmadık. Usta 100 milyar para aldı, 50 milyar para aldı diyenler de hep uydurma. O şekilde bir para bile istemedik yani. Bu müşteriden para bile almadık. Para bile talep etmedik. Bir arkadaş küfür yazmış. Çocukların falan ailem gördü. Gerçekten üzüldüler. Yılların ustası baba Süleyman Demir ise konuyu işte bu sözlerle özetledi. Bir işi bilen yapar. Bilmeyen eleştirir. Hiç bilmeyen çamur atar.